Marmara, Antalya'nın 37 kilometre güneybatısında bugünkü Kavak Dağı üzerinde yer alır. Tıpkı Diodorus'un anlattığı gibi oldukça yüksek ve ulaşılması güç bir kayalık tepe üzerindedir. Bu bölümde yine Bey Dağları'nda, bu sefer hemen hemen hiç bilinmeyen, kimsenin kolay kolay ziyaret edemediği, belki de Türkiye'deki ulaşılması en güç ama ulaştığınızda da bir o kadar güzelliklerin beklediği Marmara ya da Likçe adıyla Mınara Antik Kenti'ne çıkacağız. Vakitten kazanmak için Antalya'da kalmadım. Geldim hemen Mınara'nın, Kavaklı Dağ'ın hemen yakınında bir yere kamp kurdum ki sabahın ilk ışıklarıyla yürüyüşe çıkabileyim. Sağ olsun ormancılar, biraz daha yol açmışlar. Bir yarım saat daha az yürüyeceğiz. Şimdi buradan arabamızı bırakıp Kavaklı Dağ'ın zirvesinde yer alan Mınara Antik Kenti'ne devam edeceğiz. Bugün çok bir şey belli olmuyor ama Mınara'nın antik yolu buradan yukarı kadar merdivenli bir şekilde dimdik çıkıyormuş. Burada yapılan yüzey araştırmalarında bunun bazı izlerine rastlanmış ama hani en iyi görünebilecek diyeceğimiz yer burası. Çok bir şey belki anlaşılmıyor ama belki bu kayaların böyle düzgün konması bir fikir verebilir. Aynı tarihçi Diodorus'un dediği gibi ulaşılması zor, yüksek bir yerde Mınara. Mınara'ya çıkarken burası çok güzel bir manzara yeri. Arkamda Teke Dağı ve Tahtalı Dağı görünüyor. Ki Likya'nın en bence muhteşem dağlarından bir tanesi. Antalya, Kemer, Tekirova arasında seyahat etmiş herkes Tahtalı Dağı görmüştür. Son yıllarda üzerine bir de teleferik kondurdular. Şimdi bayağı bir meşhur oldu. Ancak Tahtalı Dağı antik dönemde biraz sorunlu. Yıllarca insanlar bu dağa Olimpos Dağı dediler. Çünkü Likya'nın Olimpos'unun bu yüce dağ olması gerektiğiyle ilgili. Tabii biz Olimpos deyince insanların biraz kafası karışıyor. Sanıyorlar ki Atina'daki Olimpos Dağı Olimpos Dağı'dır. Aslında tam olarak öyle değil. Olimpos o bölgede üzerinde tanrıların yaşadığına inanılan dağ demektir. Atina'da da bir Olimpos var. Anadolu'da 12 tane Olimpos var. Ağrı Dağı, Ulu Dağı, Kaz Dağı gibi 12 tane Olimpos var ve Likya Olimpos'u da işte yıllarca aslında hemen Olimpos Antik Kenti'nin yanındaki Musa Dağı sanıldı. Oysa antik coğrafyacı Strabon çok açık bir şekilde şöyle yazıyor. Faselis'ten baktığınızda arkada Ta Solima Dağı'nı bütün ihtişamıyla görürsünüz diyor. Yani Tahtalı Dağı aslında Solima Dağı, Musa Dağı da olması gerektiği gibi Olimpos Dağı.
Bu da 2370 metre yüksekliğiyle denizden yükselerek gerçekten görkemli bir görüntü veriyor. Şöyle düşünmek lazım. Ağrı Dağı 5500 metre yüksekliğinde ama zaten 3000 metrelik bir ovadan yükseliyor. Tahtalı Dağ hemen deniz seviyesinden 2370 metreye ulaşıyor bir anda. Hemen önünde yer alan Finike Körfezi de bu civardaki 2500-3000 metreye ulaşan bölümleriyle en derin körfezlerden. Burada aslında neredeyse 5500 metreye ulaşan bir coğrafi uçurum var. Şakayıklar. Bu Sedir sınırına geldiğimiz zaman bahar aylarında bir de şakayıklar karşılar. Ayı gülü olarak da bilinir. Özelliği baharda böyle sedir ormanlarının olduğu yükseklikte açar ama çok kısa süreli açar. Yani böyle bir 10-15 gün içinde açar ve biter. Gördünüz, gördünüz, göremediniz, göremediniz. Hatta 2016 Antalya Expo'nun da simgesiydi şakayık. Tam şakayık tarlasına düştük. Hani Antalya'da bunun yarısı kadar bir alanı çevirdiler. İnsanlar gidip bakıyor. Ama böyle dağlara çıkınca işte tam da mevsiminde, tam da yerinde ben hayatımda ilk defa bu kadar geniş bir şakayık tarlası görüyorum. Ben Mınara'ya devam ederken siz de bunların keyfini çıkarın. Aslında Mınara, Büyük İskender'in buraya olan seferinden sonra adının Marmara olarak değişmiş olması gerekiyor. Marmara'yı aslında hepimiz biliyoruz, Marmara Adası, mermer. Ama Marmara esas olarak blok kaya demek ki kentin konumu hakikaten ismine uygun. Herhalde Makedon askerleri buraya Yunanca blok kaya anlamında Marmara dediler. Bu bölgenin bir idari merkezi konumunda korunaklı olarak bu Kavak Dağı'nın hakikaten bugün bile bizim gelirken büyük zorluk çektiğimiz bir yere kurulmuş. İşte bu kentin meclisindeyiz şu anda. Bir meclis binası var. Helenistik dönemde olmalı. Tabii yukarıdan taşlar aktığı için buradaki oturma sıralarını göremiyoruz ama 2000 sene önce burada olsaydık burada bir tiyatro şeklinde oturma sıraları görecektik. En üstte bir küçük duvar kalıntısı görülüyor ama burasını böyle kavisli olarak hayal etmek çok zor değil. Önünde çok yakışıklı duvarlarıyla Mınara'nın meclisi iyi korunmuş yapılarından. Lükya'nın böyle bir dağ başında, Kavaklı Dağ'da yaşayan insanlar hani öylesine çadır kurup yaşamamışlar. Yine de güzelliğe, estetiğe, mimariye çok önem vermişler. Bu meclis binasının, bakın duvarlarını görüyorsunuz, şu bir tek kapı bloğu, hani benim boyum 1.90'a yakın, böyle elimi kaldırınca bile bunu kucaklayamıyorum. Bu kadar büyük bir kayayı kesip buraya koymuşlar. Burası neredeyse 90 derecelik bir eğim. Ayakta zor duruyorum ama ayakta ben zor dururken onlar bu koca koca
hani devasa ya da kolosal blokları kesip koymuşlar. Kesip koymakla da kalmamışlar. Oldukça zor ve masraflı olan bosajlı dediğimiz yastık görünümlü de duvar işçiliği uygulamışlar ki hani duvar da bir yakışıklı görünsün diye. Yani 21. yüzyıl insanı olarak bizleri bu itina hakikaten hayrete düşürüyor. Sicilyalı tarihçi Diodoros, Büyük İskender Seferi'nin Likya topraklarına ait bölümünde dağ başındaki konumlarının sağlamlığına ve ulaşılmazlığına güvenerek İskender'in ordusuna vurkaç akınlarıyla kafa tutan Marmaralılardan söz etmiştir. Mınara'da tanımlanabilmiş kalıntılar en zor ulaşılan kayalığın zirvesindedir. Burada bazıları ana kayadan oyulmuş düz oturma sıraları bulunur. Oturma sıralarının önündeki dar platform uçurumla solanmaktadır. Yapı bu haliyle bir tiyatroya benzetilebilir. Ancak genel olarak bu seyir alanının hem kutsal hem de törensel işlevler üstlendiğini düşünmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Uygun hava koşullarında bu oturma sıralarından batıda Kemer'le, doğuda Antalya Körfezi'ni kuş uçumu izlemek mümkündür. Evet, 7-8 defa geldim Mınara'ya son 20 yıl içinde. Her gelişimde bir daha gelmem derim. Ama işte buranın cazibesi illa çekiyor. Gerçekten de 35 yıldır hani antik kent geziyorum. Bu kadar zorlu başka bir antik kent bilmiyorum. Ama her geldiğimde de değiyor. Hele bu tiyatronun olduğu Kavaklı Dağ'ın 1400 metre akımdaki en uç zirvesine çıkıp buradan Antalya, Göynük Vadisi, Fasilis'e kadar her yeri seyredince hakikaten yorgunluğa değiyor. Burada gördüğümüz bir tiyatro diyoruz ama tabii genel olarak yarım daire bir şekle alışkın insanlar tiyatro denince. Likya'daki tek örnek aslında bu. Hemen Likyalıların Herodot, tarihçi Herodot'a göre akrabası ve komşusu olan kuzeydeki Pisidyalılarda bu tür tiyatrolar var. Siya'da, Kapıkaya'da, Adada'da da bu tür tiyatrolar görüyoruz. Böyle dikdörtgen şeklinde oturma sırası olan tiyatrolar. Tabii tiyatro bir form içerdiği için belki buna tiyatro değil de böyle bir toplantı yeri, şölen yeri demek daha doğru olacak. Ama fikir olarak aslında bir tiyatro. Yani şehrin Helenistik dönemde en güzel manzarası olan yere kurulmuş. Ki oturan buradaki izleyiciler ya da katılımcılar hakikaten güzel bir manzara görsünler diye. Hemen önünde küçük bir, minicik bir mütevazi sahne binası var ve
kentin meclis binası ayrı olduğu için burada gösteriler, toplantılar, yani ben açıkçası buraya tiyatro demekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bu dağ yerleşmesinde kentin su ihtiyacının sarnıçlar yardımıyla sağlandığı anlaşılmıştır. Bu sarnıçlar arasında tapınak batısında konumlanan en büyük kapasiteli olanının yağmur suyu depoladığına şüphe yoktur. Toros Dağları karstik yapısı nedeniyle zirvelerde su barındırmazlar. Böyle sünger gibi bütün suyu çekerler aşağı. Onun için yukarılarda herhangi bir kaynak, pınar bulmak çok zordur istisna hariç. Bu koskoca şehirde sadece sarnıçlarla hayatta kalmış. Bir sürü sarnıç var ama bir tanesini görüyoruz. Giderken de hep yapıla geldiği gibi ondan sonra gelip şehre oturacak olanlar kullanmasın diye içini taşlarla doldurup gitmişler. Şimdi Mınara'nın Agora'sına geldik. Tabii her kentin bir çarşısı, bir merkezi var. Daha önce söylediğimiz gibi Agora aslında kentin bir toplanma yeri gibi. Ne yazık ki her geldiğimizde definecilerin burayı daha çok tahrip etmiş olduğunu görüyoruz. Birçok yeri kazmışlar, patlatmışlar. Hani bir zamanlar, bugün belki anlamak böyle biraz zor ama bir zamanlar kentin en görkemli aslında yerinde duruyoruz. Heykellerin durduğu, eksedraların yani böyle yarım daire oturma sıralarının olduğu, en süslü mimari parçaların bulunduğu alandayız. Burada yazıtlar var, heykel kaideleri var, bir aslanın bir ayağı var ve bir ölçü taşı var ki aslında Anadolu'da hep Anadolu arkeolojisi diyoruz. Her kentin başka bir yerde çok görünmeyen bir özelliği vardır. İşte Mınara'da da bir ölçü taşı sapasağlam kalmış. Çok az antik kentte gördüğümüz bir detay. Agoralarda sıkça karşılaştığımız bir parça dedik, eksedra. Nedir bu eksedra? İşte böyle yarım daire şeklinde, bunun yarım daireliği biraz bozulmuş ama yine de belli oluyor. Yarım daire şeklinde oturma sıraları. Niye böyle bir şey yapıyorlar? İşte bu kentin varlıklı bir ailesi Agora'ya yani çarşıya bunu hediye ediyor, yapıyor. Bunun üstüne de heykellerini koyuyor. Olasılıkla kendi ailesinin yazısını da yazıyor. Ve böylelikle şehirde o sıcak bir günde buraya bu yokuşa çıkıp gelmiş bir insan oturunca her kimse o aile ona bir minnet duygusu gösterip teşekkür ediyor. Zaten antik dönemde varlıklı insanlar paralarını bankaya yatırıp borsa oynayamıyorlardı, yazlık ev alamıyorlardı, Fransa'ya, İtalya'ya tatile gidemiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Şehrin işte böyle sosyal yapılarına kendi adlarını ve heykellerini koyup herkes tarafından hep hatırlanacak bir eser bırakmak için uğraşıyorlardı ki Eksedra da bunlardan bir tanesi. Agora'da ne yazık ki kaçakçılar tarafından yağmalanmış bir noktada tespit edilen dairesel oygulara ve deliklere sahip taş blok, ticari alışveriş malzemelerinin meclis kararlarında belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edildiği Sekomata adlı bir ölçü kabıdır. Zamanlar Agora'nın üstünde duruyordu. Daha çok yakın bir zamana kadar. Ama defineciler burayı talan edince bu da aşağı düşmüş. Bu bir ölçü taşı. İnsanlar işte buralara artık arpa, buğday neleriyse onları koyuyorlar. Bu ortasındaki büyük alanda aslında büyük ölçüler için ortasında bir delik var. O delik kapanıyor. Bu ağzına kadar diyelim buğday dolduruluyor. Tam dolunca altına bir çuval konuyor. O delik açılıyor.
bu ölçüde buğdayını almış oluyor. Parçalamasalardı iyiydi ama defineciler paramparça etmişler ne yazık ki. Mınara'nın ya da Marmara'nın burası olup olmadığı uzun yıllar tartışıldı. Antik kaynaklarda adı geçen bu kenti daha sonraki bölümlerde göreceğimiz Saraycık ya da Kitanaura olarak söyleyenler oldu. Ama Mınara'nın Ariannos'un, tarihçi Ariannos'un anlattığına göre Fasilis kentini sürekli yağmalayan Mınara'nın burada olması gerekiyordu. Cevdet Bayburtluoğlu da bunu birçok başka bilim adamına rağmen böyle düşünmüştü. Ama Patara'da bulunan yol kılavuz anıtında buranın Mınara ve sonraki Marmara kenti olduğu kesinlik kazandı. Peki biz bu kentin adının Mınara Marmara olduğunu nereden biliyoruz? Büyük İskender M.Ö. 4. yüzyılda Büyük Asya Seferi'ni yaptığı sırada Likya'ya geliyor ve Faselis'te konaklıyor hemen yanı başımızda. Ve onun tarihçisi Diodoros'un anlattığına göre bu Marmaralılar Faselis'in başına sürekli bela oluyorlar. Büyük İskender de bunlara bir ceza vermek istiyor ve askerleriyle bu kenti kuşatıyor. Ama Marmaralılar yaman bir Anadolu kavimi. Öyle Büyük İskender geldi diye hemen teslim olmuyorlar. Savaşıyorlar, ciddi savaşıyorlar ve Büyük İskender'i zorluyorlar. Ama şehrin ihtiyarlar meclisi gençleri toplayıp diyor ki bu İskender burayı almadan terk etmeyecek. Gelin verelim şehri, hepimize yazık olmasın. Ama gençler birçok Pisidyalı'nın ya da Likyalı'nın tarihte daha önce yaptığı gibi hayır diyorlar. Biz vatanımızı vermektense uğrunda ölmeyi tercih ederiz. Antik dönemlerin savaş ritüeline göre bir kent ele geçirildiği zaman kadınlar ve çocuklar esir olarak alınır, işe yaramayanlar öldürülür. Bu yüzden Mınaralılar teslim olmamayı ve eşlerini ve çocuklarını düşmana vermemeyi seçiyorlar. Ve o yıllarda yine antik dönemlerde adet olduğu üzere kadınları ve çocukları öldürüp bütün erkekler düşmana karşı savaşa gitmek üzere and içiyorlar. O gece 600 kişi kadar kalmış olan Mınaralılar evlerinde aileleriyle son kez bir yemek yiyorlar ama ailelerini öldürmeye kıyamıyorlar. Yine başka Likya kentlerinin daha önce yaptığı gibi evleri ateşe veriyorlar. Ailelerini ocaklarına gömdükten sonra bütün erkekler gece karanlığında düşmanın üstüne saldırarak son neferine kadar savaşıyorlar. Mınara'nın acıklı hikayesi Büyük İskender sırasında böyle. Gün bitti, kalkıp kampımıza gideceğiz. Kitanaura ve İdebesus'a sonraki bölümlerde devam edeceğiz. Hoşça kalın.